Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti üzerimize olsun. General Mobile 9 Pro yani CM9 Pro ve Xiaomi Redmi Note 7. Bunların güneş altındaki ekran testlerine bir bakacağız bakalım nasıl. Şu an gölgedeyiz. Şöyle bir ekranlarını açalım. Bakalım nasıl gözüküyorlar. Evet, tuş kilidinden kurtardık. Şu an kameradan baktığım zaman Note 7 gerçekten güzel gözüküyor, fakat çıplak gözle baktığım zaman General Mobile daha parlak gözüküyor. Öyle bir fark var. Işık şiddetinden ben göstereyim. Full açık ve full açık. Evet, kameradan gerçekten ikisi de kafa kafaya gibi gözüküyor ama ben çıplak gözle gördüğümü size söylüyorum. Şu an General Mobile 9 Pro ekranı daha net gözüküyor. Peki acaba güneş altında nasıl? Pardon, güneşe geçmeden önce hemen şurada bir beyaz ekranına bir bakalım. Beyaz ekranlar nasılmış? Beyaz ekranda zaten General Mobile'ın farkını hemen görüyorsunuz. AMOLED ekran, IPS ekran. IPS ekran olmasına rağmen AMOLED ekranın beyazı daha böyle bir güzel gözüküyor. Peki şey nasıldır acaba? Ayarlar menümüz nasıldır? Ayarlar menümüze bir bakalım. Oradaki beyaz tonlarına bir bakalım. Evet, ayarlar menüsündeki beyaz tonlarımız da bu şekilde. Gene General Mobile diyorum ben. Peki gölgede fotoğraflar nasıl acaba? Fotoğraflardan kastım duvar kağıtlarımız. Evet, şöyle renkli bir sayfamız var. Mesela şöyle açalım. Kameralarına belli oluyor zaten. General Mobile daha güzel gözüküyor ve çıplak göze bakıldığı zaman da açık ara General Mobile diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Çok fazla gezmiyorum. Hemen şuradan geri geleyim. Şöyle bir de güneşe çıkalım. Bakalım güneşte nasıl gözükecek. Önce General Mobile'la şöyle bir güneş altına çıkıyoruz. Güneşi hemen göstereyim. Güneş maşallah yakıyor. Şu an güneş acayip şekilde vuruyor. Ben çıplak gözle gördüğümü söyleyeyim. Çıplak gözle şu an ekran gözüküyor. Kamerada sanki hiç gözükmüyormuş gibi duruyor. Fakat gözüküyor. Hatta şöyle kapatayım. Mesela tuş kilidinden kurtaralım. Tuş kilidini açtık. Tuş kilidinde gözüküyor ekran. Yani olabilecek en güneşli havadayım ve olabilecek en fazla yansımayı şu an ekrana vurduruyorum. Telefon şeyimizi açtık, menümüzü açtık. Beyazlar zaten net gözüküyor, onda bir problem yok. Diyelim ki ayarlar kısmına geldik. Ayarlarda da ekran bayağı net gözüküyor. Hani böyle gerçekten zorlu gözüken bir durum yok. Yani hangi açıdan bakarsam bakayım zorlu gözüken bir durum yok. Peki fotoğraflar nasıldır? Yani duvar kağıtlarımız nasıldır? Yani kameraya baktığım zaman şu an kamerada hiçbir şey gözükmüyor. Fakat ben şu an her şeyi görebiliyorum. Şöyle sıradan bir gideyim. Evet, siyah tonlarda ekran neredeyse gözükmüyor. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama böyle renkli ekranlar, yani renkli bir duvar kağıdı olduğu zaman mesela şu an olduğu gibi ekran gayet görünür bir vaziyette. Ama mesela şu an siyah tonlu bir duvar kağıdımız var. Sadece kırmızı ayı arkada görebiliyorum. Ay sadece gözükebiliyor. O da sıcak tonlarda, açık tonlarda bir resim olduğu için. Mesela şu an şu fotoğraf nedir? İnanın seçemiyorum. Gerçekten merak ettim. Bu fotoğraf nedir? Gölgeye geçiyorum. Evet, bakın. Gölgede belli oldu. Demek istediğim şey buydu. Gerçekten siyah tonlarda ekran gözükmüyor. Mesela yeniden güneşe geçtim. Evet. Yani resmen gözümle de göremiyorum şu an. Kamerada da gözükmüyor. Fakat mesela şu an papağanları çok net bir şekilde görebiliyorum. Çünkü açık tonda bir fotoğraf. Böyle bir güneş altında eğer temanız siyah ağırlıklı bir tema ise ekranı göremezsiniz. Onu kafadan söyleyeyim. Bu bütün telefonlar için geçerli ama. Ama mesela işte geldiniz, birini arayacaksınız. İşte beyaz ekran, her şey net bir şekilde gözüküyor. Yani şunu söyleyeyim. Güneş altında telefon kullanıyorsanız kesinlikle beyaz tema kullanın. Çünkü siyah temalar güneş altında hiçbir şekilde gözükmüyor. Çünkü bazı dostlarımız siyah temaları daha çok seviyorlar. Fakat böyle güneşli günlerde siyah temalı ekranlar biraz problem yapıyor. Peki hemen Xiaomi'ye geçelim. Bakalım Xiaomi nasıl gözükecekmiş. Redmi Note 7. Evet, şu an güneş aynen devam ediyor. Şöyle söyleyeyim. Mesela kapattık şu an. Açtık tuş kilidimizi. Gayet görünür. Yani
Evet, General Mobile daha parlak bir ekranı var, daha canlı bir ekranı var ama güneş altında şu an bu ekran hiçbir problem çıkarmadan çok rahat bir şekilde gösteriyor. Ekran komple gözüküyor, her şey gözüküyor. Hatta ne bileyim, gözüme sanki General Mobile'den daha güzel geldi güneş altındaki görünürlüğü. IPS ekran bu, General Mobile AMOLED ekranda. Yalnız dostlar, güneş o kadar sıcak ki şu an resmen sırtım yandı. Hemen ayarlar menümüze de bir bakalım. Evet, az önce de açtık sanki ayarlar menüsünü ama şu an ben kamera kaydına bakıyorum. Kamera kaydında da aslında gözüküyor, ekranı görebiliyorum. Ama çıplak gözle tabii ki çok net görüyorum. Hani hiç tartışmaya gerek yok, gayet güzel gözüküyor. Peki fotoğraflar nasılmış? Mesela buradaki siyah ağırlıklı fotoğraflar nasıl gözükecek acaba? Merak ettim şu an. Evet, sanki General Mobile'a göre daha görünür. Açık ara daha görünür. Siyah ağırlıklı fotoğraflar çok daha görünür vaziyette şu an IPS ekranda. Oo. Şu an küçük dilimi yuttum. Şu an güneş altındaki görünürlük olarak kesinlikle Xiaomi Redmi Note 7. Az önce şu fotoğrafta sadece ayı görebiliyordum. Fakat burada ağaçları, gökyüzünü, her şeyi görebiliyorum. Açık ara bir fark var. Oo, az önce mesela bu fotoğrafta hiçbir şey gözükmüyordu General Mobile'da. Fakat şu an Redmi Note 7'de her şey gözüküyor. Bakın, az önce de şöyle gölgeye gelmiştim. Gölgede bu fotoğrafı görebilmiştik General Mobile'da. Fakat şu an güneşe çıkıyorum. Güneşte yansıma yaptığı halde komple görebiliyorum fotoğrafı. Evet, güneş altında kesinlikle Redmi Note 7'nin ekranı çok daha görünür. Açık ara. Yani açık ara daha görünür. Şu olayı şöyle yapmak istiyorum. Şimdi tek tek baktık ama bir de şöyle yan yana bir bakalım ki olayı size daha iyi anlatabileyim. Hemen şuradan duvar kağıdımıza gelelim. Az önceki duvar kağıdımıza geleceğim. Evet. Bu duvar kağıdımız. Ve burada da bu duvar kağıdımız. Bakın. Şu an gölgede. Evet, gölgede şu an General Mobile daha güzel gözüküyor. Hani açık ara daha güzel gözüküyor. Fakat şöyle almaya çalışacağım iki telefonu da. Evet, düşürmeden halledebilirim umarım. Şöyle güneşe çıkacağım ve farkı siz de görün. Evet, şu an açık ara Xiaomi Redmi Note 7'nin ekranı daha görünür vaziyette. Mesela bir örnek daha göstereceğim. Kesinlikle Xiaomi Redmi Note 7 diyorum. Baya daha iyi görünür vaziyette şu an. General Mobile neredeyse gözükmüyor. Hemen şurada başka bir tane duvar kağıdına geçmek istiyorum. Burada şöyle yapacağım. Evet, az önce hiç gözükmeyen duvar kağıdımız aslında buydu. Şimdi şu şekilde yapacağım. Şu an General Mobile tabii ki daha güzel gözüküyor gölgede ama güneşe çıktığımız zaman şu an General Mobile'de hiçbir şey gözükmüyor. Ama Xiaomi Redmi Note 7'de dağları da görüyorum. Gökyüzündeki yıldızları da görüyorum. Gerçekten General Mobile güneş altında daha kötü gözüküyor. Fakat Xiaomi Redmi Note 7 açık ara daha güzel gözüküyor. Tabii bu durum güneş altında geçerli. Güneş altında çok büyük bir fark var. Bir de şu fotoğrafta az önce şunu göstermek istiyorum. Mesela şu an. Şu an tabii ki General Mobile çok daha güzel gözüküyor. Yani gölgede zaten düşük ışıkta General Mobile'in ekranı açık ara daha iyi. Yani hiç tartışmaya gerek yok. Ama şu şekilde alıyorum. Evet, şu şekilde tutuyorum ve güneşe çıktığımız zaman şöyle dönüyorum ve General Mobile'de ekran gitti. Şu an Xiaomi Redmi Note 7'de kırmızı ayı da görebiliyorum. Ağacı da, gökyüzünü de görebiliyorum. Fakat General Mobile'da sadece ve sadece kırmızı ayı görebiliyorum. Başka da bir şey göremiyorum. Yani bu ekran testinden de anlıyoruz ki güneş altında IPS ekran çok daha görünür vaziyette. Fakat şu an olduğu gibi düşük ışıkta General Mobile, fakat General Mobile AMOLED ekranıyla daha güzel gözüküyor. Yani düşük ışıkta AMOLED ekran diyorum. Fakat güneş altında kesinlikle IPS ekran diyorum. Mesela şu an gözle görünür bir fark var. General Mobile çok daha iyi. Fakat güneşe çıktığımız zaman General Mobile'ın ekranı yok oluyor, gidiyor. Bu da AMOLED'den kaynaklı. AMOLED ekran güneş altında IPS ekran kadar görüntüyü yansıtamıyor. Çünkü IPS ekranın arkasında, bunu bir önceki ekran testinde anlatmıştım,
IPS ekranların arkasında komple bir aydınlatma sistemi var. O aydınlatma sistemi sayesinde güneş altında da daha aydınlık gözükebiliyor ekranlar. Umarım yardımcı bir video olmuştur. Benim açımdan çok yararlı bir video oldu. İnşallah sizin açınızdan da yararlı bir video olmuştur. Allah'a emanet olun diyorum. Bugün Arife günü, yarın Ramazan bayramının ilk günü. Bayramınız da mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.